İstanbul'da koronavirüs yasaklarına uyuluyor mu? Kanal 7 ekibi Boğaz kıyılarından semt pazarlarına bu sorunun cevabını aradı. Ekipler denetimleri sıklaştırdı, kurallara uymayanlar cezadan kurtulamadı. Çok geçmiş olsun öncelikle. Herkese evde kal, sağlıklı kal demek istiyorum. Gerçekten evde kalmak bir kişi 20 kişiye mal olduğunu görüyorsunuz. Koronavirüs testi pozitif çıkan hastalar karantinaya alındığı binadan böyle seslendi. Hepsinin mesajı aynıydı. Kendini ve ailesini düşünüyorsa çıkmaz. Ama evde kalmalarını önemli rica ediyoruz. Bu meselenin ciddi olduğunun farkında olmaları gerekiyor. Bağcılar'da karantina altına alınan 4 binadan birinin önündeyiz. Burası Merkez Mahallesi'nde bulunan 4 katlı Aras Apartmanı. 16 kişinin COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bina karantina altına alındı. Binaya giriş ve çıkışlar yasak. Bu yüzden polis ekipleri binanın önünde 7/24 nöbet tutuyor. İstanbul Bağcılar'daki Aras Apartmanı'nda karantinanın 6. günü koronavirüse yakalanan hastalar yaşadıklarını pencereden anlattı. Durumunuz nasıl? Annem ve babam kronik hastalar. Babamda böbrek problemi de var. Onlar için daha tehlikeli tabii. Evet, zaten geçen gün hastaneye kaldırmışlar. Hastalığı olmayanların bile devletin verdiği uyarılara, evde kal çağrılarına uyması gerekiyor. İstanbul'da gün geçtikçe sessizlik artıyor. En kalabalık meydanlar ve sahiller artık boş. Salgın öncesi bu güzel havada Bebek sahili tıklım tıklım olurdu ama İstanbul'un büyük bir kısmı uyarılara ve yasaklara uydu ve bakın sahiller böyle bomboş kaldı. Aynı zamanda sahile giriş ve çıkışlar yasaklandı. Polis ekipleri de denetimleri sıklaştırdı. Polis ekipleri Caddebostan sahilinde nöbet tuttu. Yürüyüşe gelen vatandaşları tek tek uyardı. Semt pazarlarında yoğunluk azaldı, pazarın girişinde denetimler arttı. Zabıta ekipleri maske takmayanları geri çevirdi. Semt pazarlarında denetimler sıklaştırıldı. Zabıta ekipleri pazara gelen vatandaşların tek tek ateşini ölçüyor, öyle içeri alıyor. Aynı zamanda maskesiz dolaşan vatandaşlar da tek tek uyarılıyor. Maskesi olmayan vatandaşlara maske dağıtılıyor. Avcılar'da pazarda maske satan iki kişiye 187 lira para cezası kesildi. Zabıta ekipleri 134 maskeye de el koydu. Şahısların mallarına el konuldu. Şahıslar hakkında da gerekli yasal işlemler yapıldı. Bağcılar'daki PTT şubesinin önünde yoğunluk vardı. Sıraya giren vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Ne uyarılar ne de sosyal mesafe kuralı işe yaradı. Bakın PTT önündeki manzara yine aynı. Vatandaşlar ne yazık ki tüm uyarılara rağmen yine dışarı çıkmış durumda. Uzun bir kuyruk var burada, kalabalık. Kalabalık. Niçin geldiniz efendim? Ben özel bir iş için, kargo için geldim. Buraya kadar zahmet etmeseydiniz keşke, bakın kalabalık etrafı. Dediler postahaneye gidersen orada sorulsun dediler. Kadıköy'de de benzer manzara vardı. Esnaf kredisi almak isteyen vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Polis ekipleri sıraya girenleri sosyal mesafe konusunda sık sık uyardı. Polis ekipleri kurallara uymayanları affetmedi. İstiklal Caddesi'nde tokalaşan 3 arkadaşa 1000 lira para cezası kesildi. Tokalaşırken mi polise denk geldiniz? Evet. Arkadaşımın eldiven vardı, ben çok şey yapmadım. Tophane Parkı'nda yasağa aldırış etmeyip bankta oturan gence de para cezası uygulandı. Eviniz şu an hepimiz için daha güvenli yerler. Tabii sıkılıyorsunuz, her insan gibi almıyoruz ama bu dönemlerde can sıkıntısı solunum sıkıntısından daha iyi.